Hadi arkadaşlar derse gidelim. Aslında çocuklar bu son derslerden sıkılıyorlar ama. Senin dersinden tabii ki sıkılır uşaklar. Benim dersim müzik ziyafeti, müzik. Müzik ziyafetiymiş. Sen insanda kulak zehirlenmesine yol açarsın be. İnna sabirin, inna sabirin. Bari derse birlikte girin de çocuklar gölge oyununun ne olduğunu öğrensinler. Biriniz Hacı Yıvat, biriniz Karagöz olursunuz. Gerçekten gidecek misin? Başka seçeneğim mi var? Devlet gitmemeye uygun buluyorsa... Peki ben? Kusura bakmayın. Çocukları sözlü yapacaktım da... ...not defterim burada unutmuş. Ben eğitimde aşırı disiplinin çocuklara... ...yarardan çok zarar vereceğini düşünüyorum. Ben öyle düşünmüyorum Afet Hanım. Disiplin ne kadar çok olursa başarı da o kadar çok olur. Yani disiplin eşittir başarı. Bence her öğretmenin bir yoğurt yiyişi vardır. Sonra. Neyse. Ben çıkayım da siz tartışmanıza devam edin. Tam daha her şey yeni başlarken niçin gidiyorsun? Tayinim ben istemedim ki. Gitmeni istemiyorum. Ben çok mu istiyorum zannediyorsun? Şemence'nin yeğeni unuttum da. Az önce söylediğim gibi Afet Hanım. Eğitimde disiplinin yeri bir kara tahta, bir kitap kadar önemlidir. Bu beklenmedik tayin her şeyi alt üst etti değil mi Afet Hanım? Beklenmedik tayin diye bir şey yok Bahar'cığım. Bugün buradasın, yarın başka bir yerde. Nerede sana ihtiyaç varsa oradasın. Burada size ihtiyaç yok mu yani? Olabilir. Demek ki... ...Milli Eğitim Sivas'ta bana daha çok ihtiyaç olduğuna karar verdi. Şuraya bakın. Yani... Türkiye'nin her yerini dolaşıp öğrenci yetiştiriyoruz ama kendimize yetişemiyoruz. Belki de öğretmenliğin kutsallığı buradadır. Ayfet hocam, size tavşan kanı çay getirdim ya. Hoca camide ama canın sağ olsun. Vallahi Ayfet öğretmenim siz gidiyorsunuz ya, ben çok üzülüyorum ya. Üzülme Mennan. Ben giderim başka bir öğretmen giderim. Şimdi şöyle oluyor, doğru söylüyorsunuz, haklısınız da... ...keşke sizin yerinize ben gideydim ya. Ama o zaman da sizi özlerim. Neyse, afiyet olsun size çayınız. İnna sabirin, inna sabirin. Yahu senin söylediğin gibi hamsi mübarek bir hayvan olsaydı gökten koyun yerine hamsi indirilirdi. İndirilmediğine malum. Konuşuyor işte. Sen Kurban Bayramı'nda da hamsi kesiyorsundur son tarihte. Ne kesiyorsun be? Hamsinin her tarafı yanır. Bir gün adayarım ağzıma mübarek hayvanı. Arkadaşlar, bu kadar yiyip içmenin üzerine biz biraz hareket edelim, dans edelim. Hidayet Bey, sizi dansa davet edelim. Ama neden? Yani
bir bayanının dans teklifini reddetmeyecek kadar kibar bir beyefendi olduğunuzu düşünüyorum o yüzden. Hadi. Hadi. Deneyelim bak. Ama siz de bizi yalnız bırakmayın. Buyurun. Şartlar uygulaştığına göre biz de dans edebiliriz Gülşen Hanım. Olur edelim de. Ya bir gören olursa? Canım dans edeceğiz sadece. Hadi ya. Sizin için bir mahsur yoksa biz de dans edebilir miyiz? İkimiz. Biz. Buyurun. Benimle bir vedayı paylaşmaya ne dersiniz? Ne güzel bir gece. Evet. İlk defa yıldızları bırakıp gitme hüznü var içimde. Oysa hep yıldızların peşinden gittiğimi düşünürdüm önce. Aslında kalan yıldızlar biz gideriz hep. Yıldızlarla kal o zaman. Gitmek zorundayım. Gitme kararı benden değil, devletten çıktı. Biliyorum. Ama biliyorsunuz bir yolu var kalmanız. Sevda Hanım gibi yapıp evlenerek kalınır. Bir tek o yolu biliyorum. Şarkılar bir çığlığa sığınmaksa şimdi
Sonsuz bir yangın. Keşke sizde bir evlilik yapıp kalabilseniz. Sevmesem öyle kolay çekip gitmem. Yaralı bir kuş gibi. Şarkılar bir çığlığa sığınmaksa şimdi. Sonsuz. Benimle evlenir misin? Gibi. Sevmesem öyle kolay. Benimle evlenir misiniz? Yaralı bir kuş gibi. Güya tatile gittik. 2 haftada dinlenip topladığım enerji dönüş yolunda tükendi bile. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Yok, ben rahatsız etmeyeyim. 1-2 tane eşyam vardı, onları almaya gelmiştim ben. Rica ederim, ne demek? Ben İstanbul'da olduğunuzu bilmiyordum. İşte 1-2 gün oldu. Buyurun lütfen. Kusura bakmayın, ben de tatilden yeni döndüm. Ha, eşarbınız valizin ucundan çıkmıştı. Ben de tam düzenleyecektim. Kapı şey yapınca. Buyurun, buyurun. Kerem nasıl? O da sizinle birlikte döndü mü İstanbul'a? Döndü. Aslında o çok tutturdu İstanbul'a dönelim. Arkadaşlarımı çok özledim diye. Sanki İstanbul'da özlediği bir tek onun var. Değil mi? Yani bu üniversite sınavları sonuçlanıyor diye bugün sonuçlar açıklanıyor. Arkadaşlarımla beraber o sonuçları almak istedi. Ben de onun için zaten... Üniversite sınav sonuçları bugün belli olacaktı değil mi? Ne oldu? Bir yeri kazanabildin mi bari? İşte inanılmaz bir başarı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Tek sorun... Çok sevindim Afet Hanım. Tebrik ederim. Özellikle de sizi bu başarıdaki katkınız... Evet Emin Bey. Anlamadım. Ne evet Afet Hanım? Yani sorunuza evet. Kerem'in başarısındaki katkınızla ilgili olan soru mu? Yani bu hani demiştiniz... Formalite icabı şey etmiştiniz ya siz. Ne etmiştim Afet Hanım? Yani evlenelim demiştiniz ya ona evet. Yani evlilik teklifime evet mi diyorsunuz? Yani, formalite icabı olana. Evet yani şimdi... Bakın ben tekrar tekrar düşündüm bu çocuk yani kardeşim benim İstanbul'u kazandı. Ben Sivas'a gittiğimde benim aklım onda olacak. Dolayısıyla onun aklı da bende. Şimdi bu eğitimdeki başarısı yani, muvaffak olabilmesi için benim burada kalma zaruretim doğmuş oluyor. Bu bakımdan yani evet diyorum tabii sizin için de hala teklif geçerliyse. Kesinlikle geçerli. Yani formalite icabı olarak tabii. Evet yani bir sakıncası yok değil mi? Hayır hayır hiçbir sakıncası yok. Formalite icabı olduktan sonra umarım sizin için de bir sakıncası yoktur. Yok ben yani sakıncası yok formalite icabı çünkü. Soğuk bir şey içer misiniz? Çay kahve? Soğuk bir şey çay kahve.
Muzlu çay o zaman. Ay. Çok özür dilerim Afet Hanım. Kola diyecektim. Böyle bu evlilik lafı olunca formalite icabı da olsa insan biraz heyecanlanıyor. Buyurun oturun, ben hemen gelirim. Oturun, şey yaparız. Evet. Tamam. Siz şey... Nikah işlemlerine bir an önce başlayalım o zaman. Okullar açılmadan milli eğitime bildirelim ki tayin durdurulabilsin. İyi mi? Çok haklısınız. Bir an önce başlamak lazım. Ama bunu hiç kimsenin duymaması lazım. Bu çok önemli. Rica ederim. Kim duyacak ki? Davullu zurnalı düğün yapacak halimiz yok. Formalite icabı sonuçta. Değil mi? Formalite icabı. Bizim dışımızda 3 kişi bilecek sadece. Niye? Kim ki onlar? Nikah memuru ve şahitler. Formalite evlilikte nikah şahidi gerekiyor mu ki? Saçmaladım tabii, saçmaladım. Gerekiyor. Ne bileyim, heyecandan bu Kerem'in okul heyecanından. Neticede her şeyi Kerem için yapıyoruz değil mi? Evet, her şey Kerem'in eğitimi için. Peki o zaman neler gerektiğini öğrenmek için isterseniz yarın bir başvuralım. Tabii işiniz yoksa sizin. Rica ederim, bundan daha önemli ne işim olabilir ki? Sonuçta bu işi de bir an önce bitirmemiz gerekiyor tabii. Evet. Hadi kahvemi içeyim kalkayım. Kerem merak eder şimdi beni. İnsanın merak eden bir yakın olması ne güzel değil mi Afet Hanım? İyi günler. İyi günler. Biz evlilik başvurusunda bulunacaktık da. Formalite icabı. İsimlerinizi alabilir miyim? Emin Karakaya. Evet, sizin? Afet Güç Verir. Afet Güç Verir değil mi? Ya bağırmaya gerek yok. Afet Güç Verir. Şu formları doldurup gerekli evraklarla birlikte tekrar geleceksiniz. İstenilen belgeler bu formun altında yazıyor. Peki biz bu formları doldurup getirdiğimizde nikah için ileri bir tarih vermezler herhalde. Oo abla, aceleniz var galiba. Ne demek şimdi o? Nasıl bir had bilmezlik? Özür dilerim yenge, öyle demek istemedim. Ha ben nereden yenge, nereden yengeniz oluyorum şimdi? Tamam Afet, sakin ol, öyle söylemek istemedim. Tamam. Merhaba, iyi günler. İyi günler. Bu tetkiklerimiz vardı bizim. Tabii, yardımcı olayım. Evleniyorsunuz demek. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bunlar bir an önce yapılabilecek şeyler. Tabii yapılabilir. Siz şöyle buyurun lütfen. Yalnız ikinizden de kan alınması gerekiyor. Ben hemen hazırlıkları yapayım, geri geleceğim. Siz de benim yüzümden bir sürü zahmete katlanıyorsunuz. Rica ederim Afet Hanım. Formalite icabı da olsa evlenmek kolay değil. Ay şimdi kan falan alınacak yani benim yüzümden acıya katlanacaksınız. Benim için hiçbir şey. Hele de sizi tam bulmuşken Sivas'a gitmenizin vereceği acıyla karşılaştıracak olursa. Beni hatırladınız mı? Supi Bilge. Supi... Bozkır Lisesi'nde. Ay, sen doktor mu oldun? Evet öğretmenim, sayenizde. Estağfurullah, ne demek yok öyle şey. Olur mu öyle şey öğretmenim? Siz benim ufkumu açmasaydınız, ben Bozkır'dan İstanbul'a üniversite okumaya gelmeye nasıl cesaret ederdim? Burada ne işiniz var öğretmenim? Sağlığınızla ilgili bir problem yoktur umarım. Yok hayır, birkaç küçük tahlil yapıldı. Afet öğretmen benim liseden öğretmenimdir. Kendisiyle ilgili bütün test sonuçlarını istiyorum ona göre.
Yok, önemli değil. Ne kadar güzel. Düşünsenize, evlenmek için sağlık ocağına rapor almaya geliyorsunuz. Karşınıza eski öğrenciniz çıkıyor. Evlenmek için mi? Evet, beyefendiyle birlikte geldiler. Öğretmenim, öğretmenim, tebrik ederim sizleri. Tebrikler, tebrikler. Yani şöyle... Öğretmenim, düğününüzde beni çağırırsınız artık öğretmenim. Tabii. Affedersiniz, makası alabilir miyim? Evet. Şunları doldurduk mu her şey tamam. Afet güç verir. Tamam. Baba adı Ahmet Taner. Anne adı. Evet, tamam. Evet. Daha önce hiç evlendiniz mi? Ne demek o? Yok. Burada öyle bir soru var da yüksek sesle şey edince. Bakayım. Allah Allah. Ha, kime ne benim evlenip evlenmediğimden anlamıyorum ki. Yani hakikaten sıkılmaya başladım. Vaz mı geçsek, ne yapsak? Yapmayın Afet Hanım. Normal bir prosedür işte. Bire için yorgan yapacak değiliz herhalde. Ha, doğru söylüyorsunuz ama yani... Normalde evlilik için bu kadar da fazla. Bitti zaten. Fotoğrafları aldım. Evet. Orada verdik mi... Her şey tamam. İş nikah gününü almaya kalıyor. İnşallah uzak bir tarihe vermezler. Yok, ben demin memurla konuştum. Davetli falan olmayacağı için araya sıkıştırırız dedi.